Herkese merhaba. HTC'nin Mobil Dünya Kongresi'ne getirdiği yeni telefonlardan bir tanesi elimde tutmuş olduğum HTC Desire 530. Desire serisinde giriş ve orta segment Android telefonlarını görüyoruz. Desire 530 da bu serinin giriş seviyesi ürünü olarak dikkat çekiyor. Telefonun mütevazı teknik özellikleri var. Giriş seviyesi telefon arayan kullanıcılar için yeterli olacak. Teknik özellikler hatta daha fazlasını bile sunduğunu söyleyebiliriz. Örneğin 5 inç 720p Super LCD ekran var. Bu ekranın görüş açıları fena sayılmaz. Aynı zamanda yazıların, görüntülerin keskinliği de yeterli seviyede bulunuyor. 1.5 GB'lık RAM ve 16 GB'lık dahili hafıza var. Buna bir de Snapdragon 210 giriş seviyesi işlemciyi ekleyin. Sonuç olarak gerçekten de HTC Desire 530 profiline uygun teknik özellikler barındırıyor. Tasarıma baktığımızda ise Desire serisinin genel eğilimini yansıttığını görüyoruz. Ancak bir takım farklılıklar var. Örneğin arkaya baktığınızda renkli noktacıklar görüyorsunuz. Bu noktacıklar telefona biraz daha genç havası katıyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi kenar tuşu da, güç butonu da farklı bir renkte yapılmış. Bu tuşun üzeri de farklı bir desende geliyor. Böylelikle güç tuşuyla ses tuşlarını daha rahat şekilde ayırt etmek mümkün hale geliyor. Kamera tarafına baktığımızda arkada 8 megapiksel otomatik odaklı ve BSI sensörlü 2.4 diyafram açıklıklı bir arka kamera var. Buna LED flash'a eşlik ediyor. Önde de yeni BSI sensörlü 5 megapiksel bir kamera var. Selfie fotoğraflar için artık selfie kameralar için 5 megapiksel standart oldu. Bu telefonda da 5 megapiksel kamera görürüz. Görmüş olduğunuz gibi kamera arayüzü oldukça kullanışlı ve modlar arasında da kolaylıkla geçiş yapmak mümkün oluyor. Panorama modu da yer alan modlar arasında bulunuyor. Bunu da söyleyebiliriz. HTC Desire 530'un beyaz yanı sıra bir de siyah rengi var. Siyah renkte görmüş olduğunuz gibi bu siyah renkte de noktacıklar, desenler biraz daha dikkat çekici. HTC yazısıyla bu desene uygun gelecek şekilde yerleştirilmiş ve yine görmüş olduğunuz güç butonu da bu siyah renkli versiyonda yeşil renkli olarak arkadaki HTC logosu da uygun düşecek şekilde yerleştirilmiş. Gerçekten HTC Desire 530 eğlenceli bir tasarıma sahip ve böylelikle genç kullanıcı kitlesinde fazlasıyla hoşuna gidecek bir akıllı telefon gibi görünüyor. Aynı zamanda bu telefona bilek kayışı da takabiliyorsunuz. Böylelikle görmüş olduğunuz gibi altta bir bilek kayışı takacak bölüm var. Böylelikle elde de çok daha rahat taşımak, fotoğraf çekerken veya başka bir şeyler çekerken elinizden kayıp gitmesini önlemek mümkün. Biraz daha HTC Desire 530 hızlı yaşayanlar için geliştirilmiş bir akıllı telefon gibi görünüyor. Telefonda Android 6.0 Marshmallow çalışıyor ve bunun üzerinde HTC Sense kullanıcı arayüzü geliyor. HTC Sense kullanıcı arayüzü geçen yıla göre fazla bir değişiklik göstermemiş. HTC One M9'da A9'da gördüğümüz şekilde karşımıza çıkıyor. Ülkelere göre farklı uygulamaların bulunduğunu görüyoruz. Yine çeşitli araçlar var. Google uygulamalarını görüyoruz. Yine FM radyo desteği de var. Bu gibi özellikler HTC Desire 530'da yer alıyor. HTC'nin Barcelona'ya getirdiği bir başka telefon ise HTC One X9. Aslında HTC One X9 daha önce tanıtılmıştı, resmiyet kazanmıştı. Çin'e odaklanan, uzak doğuya odaklanan bir akıllı telefon ve zaten şu anda görmüş olduğunuz gibi Çin versiyonu var elimde. Google uygulamaları bu telefonda bulunmuyor. Ancak uluslararası pazarda satılacak olan versiyonda One X9'da büyük ihtimalle Google uygulamalarında servislerinde göreceğiz. Öyle görünüyor. Telefon tasarımına baktığımızda HTC One X9'un geçen yılın sonlarına doğru Türkiye'de de piyasaya sunulan HTC One A9'a benzediğini görüyorsunuz. Hemen hemen aynı hava var, ancak HTC One X9 biraz da orta segment telefon görünümünde. One A9'a yer alan parmak izi okuyuculu fiziksel tuş HTC One X9 yok. HTC'nin geleneksel tuş tasarımını görüyoruz. Arkaya baktığımızda da kameranın kenara yerleştirildiğini ve çift renkli LED flash'a yine yer verildiğini görüyoruz. Kamera çözünürlüğüne baktığımızda 13 megapiksel arka kamera var. Optik görüntü sabitleme özellikli bir arka kamera var. Önde de 5 megapiksellik 1080p Full HD video kayıt özellikli bir kameranın bulunduğunu görüyoruz. Kamera uygulaması da gördüğünüz gibi hızlı şekilde açılıyor ve parmağınızı ekranda sağa sola sürükleyerek farklı çekim modları arasında hızlı şekilde geçmeniz mümkün oluyor. Çeşitli kamera modları yerleştirilmiş. Böylelikle de kamera uygulaması verimli hale getirilmiş. Telefonda 5.5 inç Full HD Super LCD ekran var. Bu ekran gerçekten yeterli bir görsel deneyimi sunuyor. 5.5 inç ekranda Full HD yeterli bir keskinliği sunuyor zaten. Bu açıdan One X9'un da fena olmadığını söyleyebiliriz. Kenarlara doğru baktıkça, kenarlardan baktıkça ekranda biraz kararmalar görüyoruz. Ancak renk açısından, renk doğruluğu açısından bir kayıp gözlenmiyor. Android 6.0 Marshmallow ve bunun üzerinde de HTC Sense kullanıcı arayüzü var. MediaTek Helio X10 işlemciyle geliyor bu telefon ve bunun yanı sıra telefonda baktığımızda 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızanın bulunduğunu görüyoruz. MicroSD kart yuvası sayesinde 2 TB'ye kadar kapasiteye sahip kartları HTC One X9'a takmak ve kullanmak mümkün oluyor.
Kenarda güç butonu, ses tuşları var. Altta micro USB portunu görüyoruz ve yine burada farklı bir kapak arkasına gizlenmiş şiva var. Buradan da SIM kart yuvasına ve micro USB kart yuvasına ulaşmak mümkün oluyor. Üstte de 3.5 mm'lik kulak takacak var. Metalden yapılmış tek parça, tek kalıp bir akıllı telefon. HTC One X9 bu telefonda çok yakında uluslararası pazarda piyasaya sunulacak. HTC'nin Mobil Dünya Kongresi'nde sergilemiş olduğu ürünler arasında CES 2016'da tanıtılan UA Health Box paketi de var. Under Armour işbirliğiyle çıkarılmış olan bu pakette görmüş olduğunuz gibi bir baskül yer alıyor. Bu tartı sayesinde kilo takibini daha verimli şekilde yapmak mümkün oluyor. Hemen onun yanında heart rate monitör var, kalp ritim monitörü var. Kalp ritmini düzenli şekilde takibi sağlıyor ve UA band var. UA band sayesinde de çeşitli aktiviteleri, kilo durumunu, kalori miktarını, bu gibi işlevleri çok daha rahat şekilde kontrol etmek, takip etmek ve bunları akıllı telefondaki uygulama yardımıyla da kontrol etmek mümkün hale geliyor. HTC Vive sanal gerçeklik başlı ve yardımcı aksesuarlar sayesinde oyun, iletişim ve bunun gibi farklı uygulamalarda sanal gerçeklik deneyimini yaşamak, farklı bir gerçeklik içerisinde yaşamak mümkün hale geliyor. Görmüş olduğunuz gibi HTC Vive VR başlığını takan bir kullanıcı elinde de yardımcı kontrol aksesuarlarıyla sanki farklı bir ortamdaymış gibi hareket ediyor ve bir takım işleri yapmaya çalışıyor. HTC'nin Valve'la işbirliği içerisinde geliştirmiş olduğu, işbirliği ortaklığı yaptığı Vive sanal gerçeklik başlığı Nisan ayından itibaren satışa sunacak ve sanal gerçeklik arenasında önemli bir oyuncu da sahaya girmiş olacak. Bakalım HTC'nin bu sanal gerçeklik oyunu ne gibi sonuçlar olacak, planlar ne kadar başarılı olacak, bunu zamanla göreceğiz.